Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 8'in çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD ve ECGF dikdörtgen C e ile CB birbirine eşit verilmiş 5 ve 4 verilmiş buna göre boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Boyalı bölgelere A diyelim B diyelim ve C diyelim. A artı B artı C isteniyor bizden arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi şuraya bakacak olursanız şu alan tüm alanın nesidir? Dikdörtgen. Şuradaki dikdörtgen alanın yarısıdır. Geri kalanlar da yarısı. Dolayısıyla buradaki alanda ne yapmak zorunda? A artı B alanı yapmak zorunda. E bizden A artı B artı C isteniyor. Ha A artı B artı C böyle. Ha da A artı B artı C böyle. Aynı zamanda dikdörtgenin alanını yani alan A, B, C, D'nin eşit oldu mu? Oldu. Taral alanlar toplamı aslında şu dikdörtgenin alanına eşit. Bunu bulacağız. Şimdi bunu bulmak için hamleler yapacağız. Şu eşitliği kullanacağız. Aa hocam 90'lar havada uçuşuyor. 90 burası, 90 burası, 90 burası. Ne yapıyoruz? Alfa, beta'ya dalıyoruz. 90'lar havada uçtuğu için alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta. A üçgeni ile B üçgeni ne oldu? Benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı 4'ün, alfanın karşısı A'ya oranı. 4 bölü A eşittir. Beta'nın karşısı bak dikdörtgenden dolayı burası da Beta'nın karşısı A'nın buradaki beta'nın karşısı 5'e oranı. Böylelikle A kareyi kaç bulduk? 20 bulduk. A da buradan kaç çıkar? Kök 20 çıkar. E o zaman burası da kök 20 oldu. Şimdi Pisagor bağıntısından 20'nin kök 20'nin karesi artı 4'ün karesi kaç yapıyor arkadaşlar? 20 artı 16'dan 36. Yani kök 36'dan burası 6 çıkar. Şurada da 5 ve kök 20'nin kareleri toplamın 20 artı 25'ten 45. Yani burası da kök 45 yaptı. E burada da bir Pisagor yaparsak buraya da x diyelim istersen x'in karesi de 6'nın karesi 36 artı 45'den kaç yaptı? 81 yaptı. E, dolayısıyla x'i de kaç bulduk? 9 bulduk. Madem x 9 burası da 9. Bizden dikdörtgenin alanı isteniyor. Şu kenarla şu kenarın çarpımı. Yani alan neye eşit oldu o zaman arkadaşlar? 6 ile 9'un çarpımı eşit oldu. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Yani 54 çıktı. Birinci soruyu denizli bulduk. Geldik ikinci soruya. Hocam Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bu eşitleri kullanacağız. Önce oraya yollaşacağız. Aa hocam burası da 90 değil mi? Evet. 90 eşit eşitse muhteşem 3'den dolayı burası da eşit olmaz mı? Olur. A buradaki dik de tabanı iki eşit parçaya bölmüş oldu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hop şunu çizersem dik tabanı iki eşit parçaya böldüğü için ikiz kenar oldu hocam. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hocam bu ikiz kenar çizilen yükseklik aynı zamanda açıortaydır. Ve şu köşegen olduğu için 45 derece değil mi? Evet 2 alfa 45 derece ise alfa da 22,5 derece çıkar. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle D şıkkı oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. 40, 30, 70. Hocam burası 70. 70, 90 sa burası kaç yaptı? 20 yaptı. 70 yaptı. Buraya da 20 kaldı. 20, 90 sa burası da 70 yaptı. Arkadaşlar kare bu. Kare olduğundan dolayı şu üçgenlere bakacak olursanız 20 90 70'lik bu üçgen ile 20 90 70'lik bu üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Çünkü 70'i karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Madem eş üçgen 90'ın karşısı x'ken burada da 90'ın karşısı nedir? x'tir. Evet şuraya bir x'i yapıştıralım bakalım. E bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam 30 40 şuradaki 6'yı falan kullanmam lazım. Açılara bakıyorum. 30 var. Vallahi özel açı mantığını kullanamam. Dik çizsem bir işime yaramaz. 40 ile 20'yi kullanmam lazım. A 40 var 20 var. Bak 90'lı sorularda 1'e 2 oran varsa açılarda ya da kenarlarda hiç fark etmez. Ne yapıyorduk? Muhteşem. Hemen muhteşem üçlüğü çizelim. Hop şuradan bir muhteşem üçlüğü çizecek olursak şu eşit şu eşit şu eşit şu eşit. Muhteşem üçlüğü nereden çiziliyor? 90'ın olduğu yerden çiziliyor değil mi? Evet buradan çizince. Hocam şurada x kenar çıktı 20 ise burası da 20 oldu. 2 iç açı 1 dış açıdan burası 40 oldu. Aa, 40 A 40'a 40. Yani burada da bir x kenar çıktı. 6 ise burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. X de toplamda kaç çıkmış oldu? 12 çıkmış oldu. Evet. Muhteşem bir çizmeli bir soru. Zor mu? Evet. Bu böyle dörtgenlerin içerisinde geldiği zaman böyle ek çizimler özellikle muhteşem falan. Size zor geliyor ama üçgenleri de tekrar etmiş oluyorsunuz. Bir önceki videoda da zaten böyle buna benzer bir soru da vardı. Evet. Üçüncü soruyu böylelikle C ham bulduk. Geldik dördüncü soruya. <laughs> Evet eş dikdörtgenler verilmiş. Arkadaşlar eş dikdörtgenleri kullanacağım. Kısa kenarları birbirine eşit. Yani şu kenarlar birbirine eşit. Uzun kenarlar da birbirine eşit. Aa, buradan güzel bir şey yakaladık. Arkadaşlar şurada bir ne çıktı? Kelebek benzerliğe çıktı. Kelebekte oran birebir değil mi? Evet şu parçayla şu parça birbirine eşit. Değil mi? Evet birebir oran var. O zaman şuradaki uzunluk A ise buradaki uzunluk da nedir? A'dır. Çünkü kelebekte oran birebir. Burası a burası da oldu. Aynı zamanda şurada da bir kelebek var mı arkadaşlar? Evet. Çünkü bunlar birbirine paralel. Çünkü niye? Arkadaşım ad ile bc paralel. E bununla da bu paralel. Otomatikman bunlar da paralel. Burada da bakacak olursanız kelebek dekoran birebir. Dolayısıyla burada da şunlar birbirine eşittir. Aynı zamanda bunlar birbirine eşittir. ag ve df'den bahsetmiş zaten. O zaman ben buraya bir x dersem burası da x'tir. Buraya bir Y edersem burası da nedir arkadaşlar? Y'dir. Kelebekteki oran birebir olduğundan dolayı. E şimdi ne yapacağız? Şuraya bir şey mi desek? Başka bir şey verilmiş mi? Haa EB ile BH eşit verilmiş. EB ile BH eşit verilmiş. 2A iken burası da ne verilmiş arkadaşlar? 2A verilmiş. Tamam. Hadi bakalım. Buradan bir şeyler yapmaya çalışalım. E o zaman burası 3A ise burası da 3A. Buraya da ne kaldı? 2A kaldı. E, niye? Şöyle baktığınız zaman hocam burası 4A. Eşlik dörtgen olduğundan burası da 4A olacak. Buraya da 2A kaldı diyebiliriz. Şimdi DF'nin karesi. Bakıyoruz DF neresi? Şurası. Yani 2Y'nin karesi eksi AG'nin karesi. 2X'in karesi. Tabi 2X'in karesi ve 2Y'nin karesi parantez içinde olacak. 24 verilmiş. Yani buradan 4Y kare eksi 4X kare eşittir 24 verilmiş. Buradan ne geldi? Y kare eksi X kareyi 4'e böldüğümüz zaman 6 olarak bulduk. E, x kare ve y kareye nasıl ulaşacağız arkadaşlar? Aha şurada arkadaşım şuraya bir n diye diyecek olursak. Şuraya bir n diyelim. Şuraya da bir n diyelim. Şurada bir pisagor. Şurada da bir pisagor var mı? Var. Arkadaşlar y kare neye eşit? Y kare n kare artı neye eşit? 3a'nın karesi. n kare artı 9a kareye eşit. Aynı zamanda şuradaki n şuradaki şuradakine bakacak olursak x kare neye eşit arkadaşlar? x kare de a kare artı n kare. n kare artı a kare eşit. Zaten y kare eksi x kare verilmiş. Taraf tarafa çıkartalım. y kare eksi x kare yaptı. n kareler gitti. 9 a kare eksi 8 a kareden 8 a kare yaptı. y kare eksi x kareyi zaten 6 vermişti. E o zaman buradan 8 a kare eşittir. 6'yı çıktı mı? Çıktı. a kareyi buradan kaç bulduk? 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 bulduk arkadaşlar. E, a da buradan kaç yapıyor o zaman? a da her iki tarafın kare kökünü alırız ya. Kök 3 bölü 2 çıktı. A bizden ne isteniyor? E, C. 2, 4, 6 A isteniyor. Evet 6 A ne olacak? 6 çarpı kök 3 bölü 2'den. O da 3 kök 3 olarak çıkar arkadaşlar. Yani kaçıncı soru bu? Dördüncü sorunun doğru cevabı böylelikle E seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Bir kenarı 6 birim olan kare biçimdeki kağıt 2 eş dik üçgen oluşacak biçimde 3 parçaya ayrılıyor. 2 eş dik üçgense Arkadaşlar bunun bir kenarı 6 ise burası da 6 burası da 6. Üçgenler de eşse şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani burası da 3 burası da 3 olur mu? Olur. Sonra bu şekilde konmuş. Şu dik kenarın 3 birim uzunlukları yapıştırılmış böyle. O zaman o zaman hocam burası 6, burası da 6 birimdir. <laughs> Sonra ne olacak? Bir şey demiş mi? Eş üçgenler büyük parçanın üzerinde şekildeki gibi yerleştirildiğinde büyük parça üzerine gelmeyen kısımlar eşit oluyor. Ha. Büyük parça üzerine gelmeyen kısımlar yani şuralarıyla şuraları eşit oluyor. Hocam bunun tamamı 6 ya. E o zaman şunda da şu birbirine eşit midir? Evet. Hmm. E şunla şu birbirine eşit. Arkadaşım şurası da 90 derece değil mi? Evet. Şimdi bunun orta dikmesi. Şu bir ikizkenar üçgen değil mi? Bunun orta dikmesi tam bir yükseklik olmaz mı? Olur. 3-3 diye ayırır. O zaman bunun devamı da nereye gelmek zorunda? Şuraya gelmek zorunda. Şu uzunluk kaç? 6 birim. Bu uzunlukta 6 birim olduğundan 3 birim oldu burası. Bizden ne isteniyor? Bakalım. Bizden buna göre son durumda kağıtların üst üste gelen yüzeylerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Kağıtların üst üste gelen yüzeyleri şurası değil mi? Evet. Bunu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi hocam şurası 3. Aynı zamanda şurası da 3 3 ayırıyor. Bak çok güzel. Bir şey çıktı burada. Hocam burası da 3 3 oldu. Çünkü çizilen yükseklik 3 3 diye ayırıyordu. Tamamı 6 ydı. O zaman burası da 3 oldu. Bak dikkat et. Kenar ortay kenar ortay. En sevdiğim. Kenar ortay kenar ortay varsa hop. Üçüncüyü de çizersem. Ağırlık merkezi oldu mu burası? Oldu. Hem ağırlık merkezi hem de alan ikisi En sevdiğim şey bir üçüncüyü de çizelim. Tam ağırlık merkezinden geçer. E burada kalanların hepsi ne olmak zorunda? A a, a a a a a olmak zorunda. Aynı şey kenar ortay kenar ortay. Çünkü burası da 3. Bunu da çizecek olursam. Bu da ağırlık merkezinden geçen. Bak ağırlık merkezi oldu. Burası da 6 eşit parçaya ayrılmak zorunda. Hocam bunların aynı olduğunu nereden biliyorsun? Altta kalan 6A ise altta kalan 6A'dır ondan dolayı. E ben şurada 6'ya 6'lık üçgenin alanı 6A değil mi? Evet. 6A alanının ne olduğunu biliyorum. 6 çarpı 6 bölü 2 olduğunu biliyorum. 6 çarpı 6 bölü 2 olduğunu biliyorum. 6'lar sadeleşti. Işte 6 bölü 2'den A'yı kaç buldum o zaman? 3 buldum. Benden ne isteniyor? Sarı boyalı bölgeye üst üste gelen parça. Yani 2, 4A isteniyor benden. A yerine 3 yazarsam cevapta da böylelikle 12 çıkar. Beşinci soru böylelikle denizli çıktı. Geldik altıncı soruya. <laughs> evet bir kare verilmiş burada. Baktığımız zaman bir kenarı kaç? 12. Hocam burası da 12. Aa 5, 12, 13. Hocam karenin bir kenarı da 12 idi zaten. Ne var burada? Paralellik yok mu? Var. Temel orantı var. Temel orantı uygulayalım. Şunun tamamının oranı 4'ün 12 oranına eşittir x bölü x artı 13 eşittir 4 bölü 12 diyeceğiz ve olay bitecek. Sadeleştir 1'e 3 işler işler yap 3x eşittir x artı 13 olduğundan dolayı 2x de 13 olduğundan x de 13 bölü 2 yani 6.5 olarak çıkar. O zaman 6. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu geldik 7. soruya. 15-75 bir işimize yarıyor mu yaramıyor bir de BD ile CE birbirine eşit verilmiş bak 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 şunu şöyle yapayım arkadaşım. Şu BD ile CE'nin eşitliğini kullanmam lazım. Bak bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? Diğer köşegeni de sen çizeceksin. Hadi çizelim bakalım şurada. Diğer köşegeni çizecek olursam. Köşegenler birbirine eşit değil mi? Evet. Köşegenlerin eşitliğini şöyle göstersem. Aa hocam bu köşegenle bu köşegen eşit. Şimdi bununla bu eşit oldu mu? Oldu. İkiz kenar çıktı. Yani burası 15 oldu mu? İkiz kenar olduğundan dolayı. Şununla şu ikiz kenar çıktı. 15 ise burası da 15 oldu. İki iç açı bir dış açı. Burası 30 oldu. Dikdörtgen de bütün parçalar birbirine eşitti. O yüzden burası da 30. Burası 60 oldu. Şununla da şu eşit olduğundan burası da 60. Burada kaç da kaç derece oldu? 60 derece oldu. E ne yapacağız burada arkadaşlar? 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3, 3, 3 her yer 2 kök 3 oldu. Ha, özel açıyı da bulduk. Tamam olay bitti ya. İki iç açı bir dış açıdan burası da 45 mi? 45. Arkadaşlar e, x burada sayı da burada. Buraya yoğunlaşacağız. Yani yoğunlaşan yer şu üçgen değil mi? Evet. E bu üçgende 60 ile 45 gibi iki tane mükemmel açı var. Ne yaparsın burada? Hocam 30 60 90 üçgeni oluştururuz. Hop şuradan bir dik çizersek olay bitti. 90'ın karşısı 2 kökü 30'un karşısı kaç yapar? E hocam yarısı yani kök yapar. 30'un karşısı kökü ise 60'ın karşısı kökü 3'ün katından köküç dolayı 3 yapar. E 45 90 şuradaki üçgen de 45 45 90 üçgeni 3 ise burası da 3 olur 3 3 ise burası da 3 kökü yapar. Zaten bizden de 3 kökü isteniyor. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevabı A seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. 8. soruda ne yapıyoruz? Hemen bir dikdörtgeni çiziyoruz arkadaşlar. Dikdörtgeni çizerken ki alışkanlığımız şu. Şöyle bir dikdörtgeni çizdik ve A, B, C, D harflerini şu sırayla yazıyoruz. A, B, C ve D. ABC dikdörtgenin AC köşegeninden bahsediyor. Hemen AC köşegenini çizelim. AC köşegenin üzerinde E ve AD üzerinden F alacağım. Evet arkadaşlar şuradan bir E noktası alacağım. Şuradan da bir F noktası alacağım. Diyor ki bana F ile E'de birbirine dik. F ile E'de birbirine dik. Yani şurası 90 derece olacak. O zaman şu F noktasını biraz daha aşağıda seçeyim ben ya. F noktasını şurada seçersem. FE ile ED birbirine dik oluyor mu? Oluyor gibi. Oldu gibi arkadaşlar. Şunu biraz daha mı aşağıda seçsem? Neyse ya fark etmez. Biraz daha mı yukarıda seçsem? Evet şu E'yi burada seçeyim. FE ile ED aynen öyle. Şimdi oldu arkadaşlar. Bak gördüğünüz üzere. Şurası E'di. FE ile şurası dik verilmiş arkadaşlar bize. AF'yi kaç vermiş? 1 vermiş. FD'yi kaç vermiş? 8 vermiş. Ali Bey uzunluğuyla CE uzunluğu da birbirine eşit verilmiş. Hmm. Şu uzunlukla şu uzunluk eşit verilmiş. Bu uzunlukları kullanacağız. Hocam şu kenarla şu kenar karşı kenarla birbirine eşit. Evet. E burada X kenar çıktı. Tabana ait yükseklik bir çizsek. Ama taban yok ki tabana ait yükseklik çizelim. Buradan çıkmaz büyük ihtimalle. E o zaman ikiz kenarda böyle tabana ait yükseklikle sonuca ulaşamıyorsak ne yapıyorduk? Açılara dalıyorduk. Dal o zaman açıya. E hocam burada X kenarın tepe açısına ben 2 alfa diyeyim. Niye? Çünkü 180'den 2 alfa çıkartıp 2'ye böleceğim ya. O zaman bunlar 90 eksi alfaya 90 eksi alfa mı yaptı? Evet. Alfa deseydim 90 eksi alfa bölü 2 90 eksi alfa bölü 2 ile uğraşacaktım. E tamamı 90 olduğundan buraya ne kaldı? Alfa kaldı. E 90 eksi alfa 90'sa burası da alfa oldu mu? Oldu. Ve benden ne isteniyor? A, E. Tamam bitti. Arkadaşlar şimdi bir uzunluk isteniliyorsa dik üçgenden çıkıyor mu? Çıkmıyor. Dik üçgenden çıkmıyorsa nereden çıkar? benzerlikten. Benzerlikte de ne çıkıyor? Kere karşımıza genelde açı açı açı. Hatta açı açı açıda ne yapıyorduk arkadaşlar? Birer açı eşitliği falan varsa dememiş miydik? Bak açı var burada. Alfa var alfa var. Yani şu üçgen ile büyük üçgende eşit iki açı var. Ortak açı var mı diye bak. Hocam ortak açı burası. Alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgiyken alfa karaladığım üçüncü açı burada da çift çizgi olur arkadaşlar. E o zaman iki üçgen benzer oldu. O zaman buradan benzerliğe başlayalım. Alfanın karşısı 1'in alfanın karşısı x oranı 1 bölü x eşittir. Ondan sonra burada çift çizginin karşısı var. x bölü buradaki çift çizginin karşısı tamamı kaç bunun? 9. 9 oranı. İşler dışlar yapacak olursak x kare eşittir 9 oldu ve x böylelikle kaç geldi? 3 geldi. Dolayısıyla 8. soru biraz zor bir soruymuş ama yani ben açı böyle açı eşitliği görünce hemen kalıp biri aklıma geliyor. Benzerlikte kalıp olarak veriyorum yani. Bir ara açı eşitliği varsa ortak açı. Ya çoğu yerde işime yarıyor. Ben, yani sadece üçgen çözerken düşünmüyorum bunu. Dörtgenlerde de karşıma gelse, çemberde de karşıma gelse, katı cisimlerde de karşıma gelse, analitikte de karşıma gelse. Hep böyle o eşit açı kalıbını düşünüp ona göre işlem yapıyorum arkadaşlar. Siz de öyle yaparsanız çok sağlıklı olacaktır. Evet böylelikle 8. soruyu Denizli bulduk. Geldik 9'a. Hocam ekstra bir 90 var. E, ekstra bir 90 varsa o zaman burada ne yapabiliriz? B büyük ihtimalle alfa beta dal alfa beta'ya. Hocam burası da 90 ya. Alfa beta. Burası da alfa. Alfa 90'sa burası da beta mı? Evet. Yani senin şuradaki üçgeninle şuradaki üçgenin ne yaptı? Benzer oldu. Hatta beta'nın karşısı 6 iken beta'nın karşısı 12 oldu. Güzel bir benzerlik var. 1'e 2 oran var. O zaman 90'ın karşısı demeyelim de alfa'nın karşısına A dersem burada Alfanın karşısı 2A mı olacak burada? Evet. E hocam 2A iken yukarısı da 2A olacak. E, tamam 2A. 2A eksi 6 oldu. Ve burada bir Pisagor bağıntısı karşımıza çıktı. Hadi uygulayalım Pisagor bağıntısını. 2A eksi 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 6'nın karesi deyip işlem 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 A'yı bulursun. 6 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 6, 8, 10. 8'i koy bakayım çıkıyor mu? A yerine 8 koyarsam 16 6 10 mu çıktı burası? Evet, demek ki A dediğimiz değer hissederek bulduk. Yani 8. E sonra ne yapacağız? Sonra A'yı 8 bulduysak yaz yerine kardeşim takıldıysan burası 16, A 12, 16 23 üçgeninden 20 burası. Arkadaş burası 20. 20 iken şunlar birbirine eşit ya. Hocam burası 10, burası da 10 olacağından buraya ne kaldı o zaman? 2 kaldı. 8'i burada, buraya da 2 kaldı. Zaten bizden sarı bölgeli bu alan isteniyor. Alan dediğimizde zaten dik üçgenin kenarları çıkmış oldu. Yani 2x6 2 çarpı 6 bölü 2. 2 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız kaç çıkar? 6 çıkar. 9. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Aşağıda 4 adımda kare biçimde bir yaka mendilinin katlama aşamaları gösterilmiştir. Önce yukarı. Sonra ne yapmışım? Sonra sağa. Sonra bunu da böyle yapmışım. Bunlar da bir yerde birleşmiş. Dikkat. Evet. Sonra ne yapmışım? A böyle bir mendil oluşmuş sonra da cebe sokmuşum. Aha böyle. Mendil dördüncü adımda gösterilen şekli aldığında 20 santimetre karelik alan kaplamaktadır. Buna göre mendilin açık halinin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle katlamaları açacağız. Şunu açtın. Şu geldi karşımıza. Eyvallah. Sonra bunu altında bu var ya. Şunu açtın. Şu geldi. Bu büyük üçgen. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra bu şekli ben size kopyalayayım isterseniz. Daha net bir yerde yapayım ben bunu. Şöyle arkadaşlar kopyalayıp daha güzel bir yerde daha güzel bir yerde yapsak daha hoş olmaz mı? Nerede yapacağız bunu? Ha şurada yapalım. Gençler şuraya kopyaladım mesela. Şurada yapıyorum şimdi. Şimdi böyle bir kopyalandı. Evet. Şunu biraz daha büyüteyim daha net olsun. Sonra burada burada da yukarı doğru katlanmıştı. Aşağı doğru açalım. Aşağı doğru açılmış halde hocam şu ve şu değil mi? Evet. Şimdi arkadaşım şurada üst üste. Bu karenin köşegeni mi? Evet. Karenin köşegeni olduğundan şurası 45'e burası da 45 mi oldu? Burası da 45'e burası da 45 mi oldu? Evet. Şöyle bir katlamada da üst üste açılar eşitliğinden dolayı hocam burası da 45. Hatta bu da şöyle 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 şuraya gelecek. Hocam burası da 45 oldu katlamadan dolayı. Tamam sonra e, çünkü 45 derece oldu. Eyvallah. E 45 burası da 90 ya aynı doğru üstünde gittiği için 45 90 ise burası da 45 oldu. Hocam burası da 45 oldu. Aynı şekilde 90 ya burası. Burası da 45 oldu. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Burası da 45 oldu. Hatta burası 90 oldu. Hatta burası da 90 oldu. E burası da 90 olduğundan burası da 90 oldu. Bir şeyler çıktı. Burada güzel bir şey çıktı ya. Baksanız ya şuradaki eşitleri koyalım mı? Hocam şu kenar şu kenara eşit oldu. E bununla da bu eşit oldu. Bununla da bu eşit oldu. E burada ne çıkıyor burada? Hatta ben bunu da şöyle çizersem, a a a kök ki çıkıyor değil mi? Evet şuraya bir a dersem, burası a kök ki oldu. Hocam burası da a, burası da a, şunu şöyle çizecek olursam, burası da a kök ki oldu. E burası da e, 45 45 90 üçgen oldu. E burası da 45 oldu. Burası da 45 45 90 üçgeninden. bunlar da a a yaptı. Hocam a kök iken burası da a kök ki çünkü x dik üçgenden dolayı. O zaman burası 2 a yaptı. E her şey çıktı meydana ya. Dur soruda ne diyordu? Mendil dördüncü adımda gösterilen şekli aldığında 20 santimetre kare. Evet mendil şu şekildeyken 20 santimetre kare. Yani A çarpı A bölü 2. Bakın şu dik üçgenin alanı artı şu karenin alanı oldu. Çünkü bu bir kare oldu. A çarpı A, artı, A, çarpı A bölü 2 artı A kök 2'nin karesi kaç verilmiş? 20 verilmiş. Yani buradan A kare bölü 2 artı 2 A kare eşittir 20 ise buradan 4 5 A kare bölü 2 20 oldu. 5 A kare bölü 2 20 oldu. Şunlar sadeleşince 4. 4 kere 2 8. A kare eşittir 8'den. A'yı da böylelikle 2 kök 2 olarak buluruz. Bizden ne isteniyordu? Buna göre mendilin açık halinin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşım A'yı 2 kök 2 bulduysan. Hocam A 2 kök 2 ise burası 3A mı? Evet. 3A. A'yı 2 kök 2 yazınca 6 kök 2 yaptı burası. Karenin bir kenarı 6 kök 2 olmuş oldu. O zaman karenin çevresi de ne olur arkadaşlar? Çevre de şuraya ç diyelim. Çevrede 4 tane 6 kökü olacağından cevabımız 24 kökü çıkar arkadaşlar. Yani 10. sorunun doğru cevabı böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı mı? Çıktı. Ve 10. soruyla da bu testi bitiriyoruz galiba. Evet gençler test 8 bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 9'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.